Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kanal 23 ekranlarında Diyanet İşleri Başkanlığı Elazığ İl Müftülüğü tarafından hazırlanan İnanç Dünyamız programına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, bu akşam da önemli bir konuğum var. Bu akşamki konuğum Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Sayın Mecit Can hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Allah iyilik versin. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftümüz Sayın Mecit Can hocamız ile dünyevileşmenin toplumsal hayata etkilerini konuşacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sellemin dünyevileşme karşısında bizlere yapmış olduğu tavsiyeler nelerdir? Günümüzdeki dünyevileşme yansımaları nelerdir? Dünyevileşmenin sosyal hayata, toplumsal hayata etkileri nelerdir? Manevi anlamda ne tür etkileri var? İnşallah bunları konuşmaya çalışacağız. Kıymetli hocam, dilerseniz önce dünyevileşmenin bir kısa bir tanımından bahsedelim. Aslında biz maddi olana meyletme ya da biz maddecilik diyoruz. Daha felsefi bir ifadeyle materyalizm diyoruz. Ama dini literatürde genel anlamda dünyevileşme olarak adlandırılıyor. Evet. Dünyevileşme dediğimiz tam olarak nedir Sayın Hocam? Buradan başlayabiliriz. Buyurun Sayın Hocam. Evet değerli hocam, ben sorunuza cevap vermeden önce bizi izleyen kıymetli kardeşlerimizin, izleyenlerimizin mübarek cuma gecelerini, cuma günlerini tebrik ederek sohbetime başlayayım. Cenab-ı Hak bizleri, izleyenlerimizi ve bütün Müslüman kardeşlerimizi her zaman ve her yerde haktan, hakikatten, istikametten ayırmasın. Bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde kendisine ihlaslı bir şekilde kulluk eden salih kullarından eylesin inşallah. Amin. Tabii biz dünyevileşme deyince bunun sosyal etkileri anlamında bunun mutlaka bizim sahamızla ilgili dini referans kaynaklarımızda Kur'an-ı Kerim'de ve sevgili Peygamberimizin sünnetinde, hayatında dünyevileşme ile ilgili bize yansıyan, bizi bağlayan uyarılar, ilkeler, prensiplerin ne olduğunu kastediyoruz. Dolayısıyla gerek Kur'an-ı Kerim ve gerek Sünnet-i Seniyye baktığımızda kıymetli hocam, şimdi dünya nimetlerini kazanmak, dünyada zengin olmak, mal mülk sahibi olmak, yani dünyanın güç ve iktidarlarını, kudretlerini, imkanlarını insanoğlunun kendi rahatı ve huzuru için kullanması anlamına gelen, dünya imkanlarını kullanma anlamına gelen dünyevileşme kavramı, tabi burada bunun insanoğlunun kendi Rabbinin, peygamberin, dinlerinin kendisinden, inancının kendisinden istediği o dengeyi muhafaza etmeyerek, tamamen dünyevileşmenin, tamamen dünyanın güdümüne girerek kendi manevi kimliğini adeta unutabilecek, kendi manevi kimliğini ihmal edebilecek bir aşırılığa kaçışın ifadesidir dünyevileşme derken onu kastediyoruz. Yoksa elbette ki Müslüman insanlar da dünya imkanlarından yararlanmalıdır, zengin olmalıdır. Ama biz her fırsatta, her vesileyle ifade ettiğimiz gibi Müslüman insan dünya ile ilişkilerinde dünyanın ebedi olmadığını, dünyanın geçici olduğunu asla unutmadan, dünya imkanlarının, dünya makam ve mevkilerinin, dünyanın güç ve iktidarlarının gelip geçici olduğunu, bunların insanlığın değer almasında çok fazla bir şey ifade etmediğini, önemli olan takva sahibi, insani değerlere sahip olması gerektiğini birçok vesileyle dinimiz anlatmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük uyarılarından birisi bu konudadır İrfan Bey. Çünkü insanoğlunun dengesini kaybedip
maneviyatından tamamen koparak, tam bu anlamda söylüyorum, dünyevileşmesi, dünyanın güdümüne, dünyanın devdevesine kendisi katılması durumunda beraberinde birçok hatanın gelmesi kaçınılmazdır. Onun için dinimizin, İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ve sevgili Peygamberimizin bizden istediği, Allah-u Teala'nın emirleri arasında dikkat etmemiz gereken, bağlı bulunmamız gereken hususlardan birisi de bu dengeyi iyi muhafaza edebilmektir. Yani şu cümleyi ben hemen başta ifade edeyim yanlış anlaşılmaması için. İslam'da dünya nihai bir sürekli ve devamlı bir amaç değildir. Müslümanın dünyaya bakışı, dünya gaye değil, nihai gaye değil, nihai hedef değil. Dünyanın kendi ideallerini, kendi dünya ve ahiret saadetini kazanabilmesi için araçtır. O nedenle Müslümanların dünyayı kendi değerlerini korumak için bir araç olarak kullanıp kullanmamaları konusunda gerekli hassasiyeti gösterip göstermemeleri konusunda ve bu konudaki sıkıntıların meydana gelebileceği konusunda dinimizin, özellikle Hazreti Peygamber'in bu gelecekle ilgili haber verdiği hadisleri arasında bu konuda çok ciddi uyarıları vardır. Ama biz de sosyal hayatta bir gerçeklik olarak bakıyoruz. Bugün insanların maneviyatlarının tamamen manevi ortamlarının, manevi hayatlarının zehirlenmesinin arka planındaki en önemli faktörlerden birisi bu kontrolsüz dünya sevgisidir. Adeta dünya ebediymiş gibi dünyaya bakış tarzıdır. Ki Allah-u Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in onlarca ayet-i kerimesinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ buyuruyor değil mi? Evet. Ey iman edenler! Dünya hayatı sizi aldatmasın diyor Allah-u Teala. Ve dünya hayatı dışında Allah adına sizi aldatan hiçbir aldatıcının sizi Allah'tan koparmasına, Allah'ı unutturmasına fırsat vermememiz gerekir. Onun için günümüzde Müslümanların, ahiret inancını taşıyan insanların karşı karşıya oldukları en büyük risk, kıymetli hocam, bu konuda biraz şahsi yorumumu da yapayım. Bana göre dünyevileşmenin meydana getirdiği bu sıkıntılardır. Evet. O nedenle bu dünyevileşme konusunu hem bu tür konuşmalarımızda, hem vaazlarımızda, hem hutbelerimizde çok ciddi manada gündeme getirmemiz lazım. Çünkü görüyoruz ki bugün milli birlik ve beraberliğimizin zayıflaması, birlik ve beraberliğin zedelenmesinin arka planında da bu vardır. Dünyevileşme. İnsanlar arasında bir toplumun huzurunu, güvenini kaçıran en önemli şeylerden birisi olan güvenin ortadan kaldırılması, kalkması anlamına gelen bir ihanet ortamının, bir çatışmaların, kavgaların, gürültülerin, haramların, haksızlıkların, kul hakkı ihlallerinin hemen hemen neredeyse bütün bizi yıpratan günahların, manevi anlamda yıpratan günahların hepsinin bir ucunda dünyevileşmenin bir etkisini görmek mümkün. O nedenle ben altını çizerek söylüyorum. Müslümanların elbette ki dünyalık noktasında, dünyanın güç ve imkanlarını kazanma noktasında, zengin olma noktasında diğer insanlar kadar hakları vardır. Müslümanların güçlü olması lazım. Müslümanların zengin olması lazım. Ama hiçbir zaman Müslümanın, bizim herhangi inanç sahibi birisinin kendisini dünyaya tamamen kaptırarak maneviyatından vazgeçmesi söz konusu olmamalıdır. Bizim bugünkü sohbetimizde inşallah önümüzdeki dakikalarda bu konuda Cenab-ı Hakk'ın ve sevgili Peygamberinin bizi uyardığı noktalarda şöyle izleyenlerimizin biraz bilgilerini tazelemeye, hatırlatmaya çalışalım inşallah. Sayın Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemine baktığımız zaman da mesela itikatta bile
Allah'ı inkar edenlerin argümanlarına baktığımız zaman aslında orada da yine bir dünyevileşme var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a herkes inanıyor. Aslında kendisinden yalanın çıkmayacağını biliyorlar. Ama diyorlar ki ya nasıl olur da biz bir köleyle eşit olalım ya da bu saltanatı bırakalım diye mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ediyorlar ki zaten getirdiklerini de dolayısıyla inkar etmiş oluyorlar. Bunun temelinde de aslında dünyevileşme var. Kesinlikle. Şimdi belki sizler de değineceksiniz ama dünyevileşmenin bir de etkileri var. Mesela insanda meydana getirdiği etkiler var. Kibir dediğimiz mesela aslında bir dünyevileşmenin bir tezahürüdür. Belki zeminidir yani. Yani zemini de olabilir aslında neticesi de oluyor zaman zaman. Haset dediğimiz, mesela niçin biz birine haset ediyoruz? Aslında çok ibadet ettiği için haset etmiyoruz. Elindeki var olan belki maddi imkanlar, belki makam, belki farklı güçler var diye. Dünyevileşmenin dünyevileşme anlamında bizim önümüzde olmasını kıskanmak. Onu kıskanıyoruz yoksa başka bir... 3-5 kuruş fazla para sahibi olmuştur. Evet. 3-5 kuruş bir dünya menfaatini elde etmiştir. Öyledir yani. Mesela bencillik aynı şekilde. Bencillik de aslında dünyevileşmenin belki bir diğer şeyidir. Hasettir, hırs mesela, hırs, tamah. Bunlar hepsi aslında hepsi dünyevileşmeyle bağlantılı Sayın Hocam. Siz bu konuya gelmişken ben şöyle bir giriş yapayım İrfan Bey. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi yanılmıyorsam 105. ayet midir? Tam evet. İzleyenlerimiz mazur görsünler. Ben bazen böyle hafızlığım olmadığı için karıştırıyorum ayet numaralarını elinde notlar olmayınca. Kur'an-ı Kerim'in şu meşhur ayeti, bütün ayetler meşhurdur da bu konuyla ilgili anlamında söylüyorum. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men dalle izehtedeytum ayeti. Ey iman edenler, siz kendi durumunuza, kendi nefsinize, kendi kendinize dikkat edin. Şunu bilin ki dalalete gidenler, yanlış yapanlar, kötülük yapanlar siz sağlam durduktan sonra size asla zarar vermeyecektir. Ayet bu. Şimdi bu ayeti sahabe döneminde sahabeler şöyle yorumlamışlar. Zaman zaman böyle özel ilişkilerde, ikili sohbetlerde demişler ki ya bu ayet-i kerimeye göre bir Müslüman kendisini muhafaza edebiliyorsa, kendisi sağlam duruyorsa, Anadolu'da bir tabir var İrfan Bey. Takkesini başında tutabiliyorsa, kendisini muhafaza edebiliyorsa başkalarının yanlışları onu fazla etkilemez. Evet. Bundan hareketle o zaman bizim başkasının iyiliğiyle, kötülüğüyle hiç ilgilenmemek gerekir. Hatta bunu ta biraz ileriye taşımışlar. Demişler ki bu ayete göre emr-i maruf nehy anil münker yapmak da, yani iyilikleri emretmek, kötülükleri yasaklamak gibi bir göreve de herhalde gerek yok falan demişler. Tabii bunu duyan Hazreti Ebubekir hilafeti döneminde olmuş bu. Bir gün Medine-i Münevvere'de hutbeye çıkmış Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu. Sahabe-i kirama seslenerek demiştir ki kıymetli Müslümanlar demiş, siz bu ayeti yanlış anlıyorsunuz. Aslında bu ayetten emr-i maruf nehy-i münkerin olmaması sonucu değil de tam tersine daha dikkatli yapılması gerektiği hükmünü çıkarmak gerekiyor. Siz yanlış yorumluyorsunuz vesaire. Böyle bir anekdot var İslam tarihinde. Fakat ben bunu geçenlerde karıştırınca biraz hadis kaynaklarından, tarih kaynaklarından şöyle bir şeyle karşılaştım, şöyle bir tespitle. Bir sahabe diyor ki, ben bunu diyor başka bir sahabeye bir gün sordum. Dedim ki, siz bu ayetle ilgili ne düşünürsünüz? Yani, aleykum enfusekum la yadurrukum men dalle izehtereytum ayetini nasıl anlamamız gerekir dedim. O sahabe diyor bana döndü, dedi ki, burada benim notlar arasında sahabelerin şeyleri de var. Ebu Ümeyye Eş-Şabani diye bir sahabe, ben bunu Ebu Salebe Eş-Şeybani'ye sordum. Bu Ebu Salebe Eş-Şeybani'ye sorduğunda bu adam, bu sahabe-i kiram dönmüş kendisine demiş ki, sen bu soruyu çok yerinde, çok tecrübesi olan birisine soruyorsun. Farkında mısın diyor. Ne demek istiyorsun diyor.
Çünkü diyor senin bu soruyu ben bir gün Allah Resulüne sordum diyor. Yani Ebu Salebe el-Huşeni diye bir sahabe, ben bunu Hazreti Peygamber'e sordum. Allah Resulü bana dediler ki, yani soruyu sorarken emr-i maruf nehi anil münkerin bu ayetle bittiğini falan mı anlayalım? Öyle mi anlaşılması gerekir dedim diyor. Allah Resulü diyor bana döndü dedi ki bel i'temiru bil ma'rufi ve tenahu anil münkeri hatta iza ra'eytum diye hadise devam ediyor. Allah Resulü dedi ki hayır hayır tam tersine emr-i marufa devam edin. Münkerden yasaklamaya devam edin. Yani iyilikleri yaymaya, kötülüklerle mücadele etmeye devam edin. Ta ki siz hatta ra'u şuhan muta'an ve hevan muttaba'an ve dünya mu'saratan ve i'caba kulli zî nefsin bi nefsihi. Ta ki siz bu dört şeyi gördüğünüz ana kadar. Nedir o dört şey? Şuhhan, müttebaan, tabi olunmuş, peşinden gidilmiş, tamamen güdümüne girilmiş bir cimrilik, bir eli sıkılık anlayışı. Yani insanların birbirlerini ciddi manada mahrum bıraktığı, hem maddi hem manevi imkanlardan manevi bıraktığı, adeta can yakıcı bir cimriliği gördüğünüz zaman ve heven müttebaan ve insanların nefislerinin peşinden gittiği, insanların nefislerinin arzu ve isteklerini kendileri için en büyük kılavuz, en büyük değer olduğunu gördüğünüz ve zaman. Nefsini ilah olarak tam oraya geleceğim. Bunlarla her birisinin ayetlerle bağlantısı var. Üçüncüsü ve dünya müferaten ve dünyanın tercih edilmiş olduğunu gördüğünüz zaman. İşte dünyevileşme dediğimiz şey bu. Ayet-i kerimelerde var ya ve tüsürüne dünya. Siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Halbuki dünya metaı geçici bir tadımlıktır. Evet. Bu bir gün mutlaka bırakıp gideceksiniz diyen birçok ayet-i kerime var. Demin benim okuduğum ayet-i kerimede de Allah-u Teala o konuda gerekli uyarı yapıyor. Ya eyyühellezine amenu la yeğurrennekum lehayatü dünya ve la yeğurrennekum billahil garur. Değil mi? Evet. Ölümle ilgili bütün ayetin arkasında ve mel hayatü dünya illa metaul gurur ifadeleri var. Dünya hayatı bir aldatmadan başka bir şey değildir. Şimdi bu ayeti bir araya getirdiğimizde Allah-u Teala bize hiç dünya peşine düşmeyin, çalışmayın, zengin olmayın, böyle mağaralarda dervişler gibi yaşayın demek istemiyor. Allah-u Teala diyor ki ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar dünya imkanlarına benim size verdiğim nimetlere sahip olursanız olun, o sizin hakkınız. Ancak bu hiçbir zaman sizi Allah'ı unutmaya, sizi Allah'ın çağrısına cevap vermekten alıkoymaya, sizi Müslüman olarak son nefesinize kadar yaşamanıza engel olmasın. Sizi istikametten saptırmasın. Dünyevileşme sizin değerlerinizi yıpratmasın ve demin sizin hasettir, kibirdir vesairedir dediğiniz o bir sürü İslam'ın yasakladığı ahlaki kötülüklere sizi bulaştırmasın. Bulaşmaya sizi sevk etmesin diyor Allah-u Teala. Şimdi bu dördüncü madde şuydu. Ve i'cabu kullu zi nefsin zi ra'in bi ra'yihi. Her bir kişinin kendi görüşünün doğru olduğuna inanması, kendi görüşünün hak olduğuna inanması, kimsenin kimseyi dinlememeye başlaması, kimsenin kimseyi kale almaması ve bu noktada da şimdi i'cabu kullu zî ra'in bi ra'yihi bu madde bizi aslında Kur'an-ı Kerim'in Asr suresindeki o ayet-i kerimelerde hani Allah-u Teala buyuruyor ya vel asri innel insane lefî husrin, asra yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır, kaybetmektedir, ziyandadır. İllellezîne âmenû ve amilû salihâti. Ancak iman edenler, salih amel edenler müstesna.
bu salih ameller arasında iki hususu özellikle tekrar Cenab-ı Hak sayıyor. Onlardan birisi ve tevasav bil hakkı, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, ve tevasav bil sabri, birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Şimdi insanların kendi görüşlerini haklı yegane olarak doğru görmek, olarak görerek o kibir noktasında o virajdan yuvarlanmaları, tabiri caizse şarampola yuvarlanmaları ne demektir? Birbirlerini dinlememeleri, birbirlerine hakkı, hakikati tavsiye etmemeleri, hak ve hakikati tavsiye etme konusunda birbirlerinin tavsiyelerine kulak tıkamaları, birbirlerine hakkı tavsiye etmeleri konusunda kulak tıkamaları insanoğlunun başına gelebilecek en büyük felakettir İrfan Bey. Bizim şu anda insanlık olarak, sadece Müslümanlara da kastetmiyorum, insanlık olarak geldiğimiz uçurumun kenarında durduğumuz nokta burası. Burasıdır maalesef. Dünyevileşme bizi bu hale getirdi. Yani dünyevileşmenin dört tane ana unsurunu söyleyeyim. Siz hani evet, kibir falan dediniz ya. Bir, aşırı bencillik ve cimrilik. Evet. İki, aşırı dünya sevgisi. Dünyayı, dünyevileşmeyi bir numaralı değer olarak görmek. Bir insan sizin nazarınızda, sizin bakış açınızda parası varsa, maddi imkanları varsa, dünyevileşmede bir mesafe almışsa kıymetlidir. Yoksa ne olursa olsun değildir gibi bir anlayışa Müslümanların ya da insanların sahip olması. Yani dünyevileşme ve insanların kendi nefislerini demin sizin ifade ettiğiniz gibi o bir Kur'an tabiridir aynı zamanda, putlaştırması. Evet. Çünkü Kur'an'ın en büyük mücadelesi nefsine esir düşüp nefsini putlaştıran insanların hava ve heveslerine karşı gerekli tedbirleri almaktır. O nedenle değerli hocam, Allah-u Teala zaten Kur'an-ı Kerim'in bir ayet kerimesinde de innel insane leyatga en ra'ahu stagna. İnsan kendisini müstağni gördüğü an, başka birilerine muhtaç olmadığını, ihtiyacın olmadığını anladığı andan itibaren tuğyana başvurur. Yani kırmızı çizgileri aşmaya başlar. Tuğyan nedir? Allah'ın koyduğu sınırları bir bir aşmaktır. Onun için dünyevileşme beraberinde aşırı cimriliği, aşırı ben merkezciliği getirir. Dünyevileşme beraberinde aşırı nefse tapıcılığı getirir. Dünyevileşme beraberinde aşırı dünya sevgisini getirir. Ve dünyevileşme beraberinde en kötüsü de İcabu kulli zirreyin bir reyhi dediğimiz insanların kendilerini putlaştırmalarını getirir. Benim dediğim doğrudur. Kendi egolarını, kendi... Tamamen budur. Egoizmin tam zirvesidir ve egoizmin zirvesine, kendisini egoizmin tam merkezine kaptırmış bir insanın artık başka insanlara, başka hak ve hakikat mercilerine kulaklarını açması söz konusu değildir. Bu kişi kulaklarını tamamen hakka ve hakikate tıkamıştır. Bu insanın işi artık Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e diyor. وَمَا تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا diyor. Nefsini putlaştırmış insanlara sen bile vekil olamazsın ya Muhammed diyor Cenab-ı Hak. Onun için kıymetli hocam, ben şöyle altını çizerek söylüyorum, bu hepimiz için geçerli. Hakikaten dünya imkanlarına sahip olmak, zengin olmak, varlıklı olmak güzel bir şey. Ama bunları biz bu demin saydığım maddeler kapsamında kendi dengemizi bozmasına meydan vermeyecek şekilde dikkat etmemiz lazım. Bakınız Hazreti Peygamber, ben bu hadisleri böyle metinlerinden okumak isterim. Birisi şu. Sahabe-i kiram diyor ki... Sayın hocam sözünüzü kesim ama hadis-i şerifler uzun. Oraya geçmeden önce ben bir iki hususu hatırlatmak istiyorum. Mesela ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Mesela o ayeti okudunuz. Günümüzde hocam şöyle bir hastalık var. Mesela iki kişinin bir problemi var. Mesela
birine anlatıyor. Diyor gerçekten diyor sen çok haklısın diyor. Bayağı bir haksızlığa uğradın. Aynı şekilde diğerini dinliyor. Evet sen de çok haklısın diyor. Bayağı bir haksızlığa uğradın. Hani Nasreddin Hoca'nın bir fıkrası var ya. Hı hı. Ya diyor siz de haklısınız, siz de haklısınız. Siz de haklısınız. Diyor vallahi hanım diyor sen de haklısın diyor. Hı hı. Toplumumuzda maalesef böyle bir dünyevileşme şeyi var. Dünyevi kaygıdan dolayı kimse hakkı söylemiyor. Mesela ve tevasav bil hakkı, işte hakkı tavsiye etmek. Hakkı tavsiye etmek şudur. Aslında nerede olursak olalım hakkı söylemek, doğruyu söylemek. Kesinlikle. Sen haklısın, sen haksızsın. Doğrusu budur demek ama biz işte akrabamdır, yakınımdır, çocuğumdur. Bir nevi kendi o egomuzu şey yapıyoruz, ilahlaştırıyoruz. Ego ile ilgili Sayın Hocam sadece kendi hani o görüşü, kendi görüşünden başka bir görüş kabul etmeyenlerden bahsettiniz. Mesela burada şöyle bir durum da var. Kişi şunu düşünüyor yani kendi kibrinden, egosundan benim gibi düşünmeyen bizden değildir mantığına geliyor. Kaldı ki bunu sadece dünyevi işlerde de değil, manevi yönden de bunu sergiliyor bu hatanın içerisinde. Yani diyor ki benim yaptığım yol, benim yaptığım ibadet en doğrusudur. Ben Allah'ın en iyi kuluyum, en samimi kuluyum. İşte cennetin ortası, cennete girecek kişi benim. Ve diğerleri de işte diğerlerine de sözde acıyor. İşte ya diyor bunlarda evet. Şey yok, akıl yok diyor. İşte bunların haline üzülüyorum. Aslında bu kibrin, bencilliğin belki dünyevileşmenin bir sonucu değil mi Sayın Kesinlikle Hocam? Kesinlikle sonucudur ve şunu ben aslında o tavsiye ayetlerine geldiğimde şunu demek istemiştim. Siz kısmen yakalanmış oldunuz. Bir kere bir Allah-u Teala İslam ümmetinden, Müslüman toplumundan bahsederken ümmeten vasatan diyor değil mi? Evet. Bir de te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker birbirimizi sürekli otokontrol mekanizmasıyla kontrol etmemiz gerekiyor. Bu ayetlerin hükmü gereği. Dolayısıyla bizim Müslümanlar olarak bir kere birbirimize sabrı ve hakkı tavsiye etme konusunda birbirimize açık olmamız lazım. Yani ve tevasav fiili isteç bir fiildir. Evet. Tavsiyeleşme demektir. Siz bana tavsiye edeceksiniz doğruyu, hakikati. Ben size, biz diğerine, diğeri bize. Şimdi kibir bu noktada bu tavsiyeleşme, bu hakikati birbirimize anlatma konusunda. Bir diğer ifadeyle bizim birbirimizi güzellikler konusunda kontrol edebilme noktasında, toplumsal otokontrolü sağlayabilme noktasında bizi tıkayan, önümüzü tıkayan, bizi uçuruma götüren bir kibirdir, iki dünyevileşmedir. Adam diyor ki, diyebilir ki ben en akıllı bir insanım ki şeytanın sapma noktası burasıdır. Ben çok akıllı bir insanım, benim kadar akıllı insan yok dedi. Firavun saptı, Nemrut saptı, Ebu Cehil saptı, Karun saptı vesaire. Yani insanlık tarihinde insanı badirelere sevk eden iki ana unsurdan birisi kibirdir, birisi dünyevileşmedir. Bunlar birbirlerini besleyen iki tane kötü, adeta kanser hastalığı gibi hastalıklardır. Birisi güçlendi mi diğeri beraberinde başka problemler getiriyor toplumun bünyesinde. Onun için bir kere şunu söyleyeyim. Dünya malı her şey değildir. Dünyada bizi rahatlatan bir unsurdur. İmkanları güzeldir dünyanın. Ama dünyalığı, dünya imkanları iyi olan bir insan kıymetli bir insandır, en üstün bir insandır, en akıllı bir insandır gibi bir şey yok. İslam'da böyle bir şey yok. Onun için Allah da, Rabbimiz de, Peygamberimiz de dünyevileşmenin tuzağına düşmekten bizi şiddetle yasaklamışlardır. Alıkoymaya çalışmışlardır. Bakın bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber buyuruyor. Ben bunu geçen bir konuşmamızda siz de hatırlarsanız imanımızı muhafaza etme noktasındaki o imanın sürekliliği bağlamında anlatmaya çalışmıştım ki bir taraftan oraya bir
ışık tutuyor. Fakat sevgili Peygamberimiz diyor ki bir hadis-i şeriflerinde, kıyamete yakın bir dönemde çok ciddi manada savrulacağınız, savrulma yaşayacağınız kritik, nazik dönemler yaşayacaksınız. Sıkıntılar yaşayacaksınız. Başınızdan öyle kritik günler, öyle kritik süreçler geçecek ki, Allah Resulü buyuruyor, o süreçlerde insanlar imanlarını muhafaza etme noktasında sıkıntı çekeceklerdir. Öyle ki insanlar sabah evlerinden mümin olarak çıkar, akşam kafir olarak döner. Subhanallah. Ya da akşam evlerine mümin olarak girer, sabah evlerinden kafir olarak çıkabilecekleri, korkunç bir savrulmanın yaşayabileceği bir dönem yaşayacaksınız. Ve bu dönemi Allah Resulü şifrelerini söylerken, bu dönemin ana karakteristik özelliğini söylerken, bu hadisin devamını söylüyorum hani fazla zamanımızı almasın diye. يَبِيعُ اَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا İnsanlar dinlerini, imanlarını, değerlerini, güzelliklerini basit bir dünya menfaati karşılığında satmış olacaklar diyor. Şimdi bu hadisin son cümlesinde aslında bu savrulmanın şifresi veriliyor İrfan Bey. Yani insanların sabah akşam, sabahtan akşama imanlarını kaybedebileceği böyle bir kritik dönemin sebebi ne? Nedeni ne olabilir ki diye düşünür insan. Son cümlede Allah-u Teala diyor ki budur. İnsanlar maddi bir takım imkanların kendilerinin gözlerini, kendilerinin imanlarını, manevi ortamlarını zehirlemeleri sonucu imanlarını kaybedebilirler. Öyle olacak ki insanlar dinlerini, imanlarını, manevi değerlerini basit bir dünya menfaatine satıyorlar. Buna benzer yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde, hatta sahabe-i kiram diyor ki bir gün diyor gitti diyor Uhud şehitlerinin mezarı başında durdu, dua etti. Hatta kimi rivayetlere göre namaz kıldı. Geldi minbere çıktı. O gün diyor sahabe Allah Resulü sanki ölüler ve dirilerle vedalaşır gibi bir psikolojik halet ruhiye içerisindeydi. Biz etkilendik diyor. Döndü bize diyor. Dedi ki ben artık sizden yeniden putlara tapacağınızdan, yeniden şirke gireceğinizden endişe etmiyorum. Fakat sizden, sizin hakkınızda endişe ettiğim tek şey var. Siz derken ümmetini kastediyor. Evet. Ümmetim hakkında endişe ettiğim bir tek şey var diyor Allah'ın Resulü. Bir gün gelecek diyor, çok dünyaya dalacaksınız. Dünya nimetleri ayaklarınızın önüne serilecek. Çok fazla dünya nimetlerine sahip olacaksınız. Fakat daha fazla dünya elde etmek için birbirinizle kavgaya girişeceksiniz, didişeceksiniz. Birbirinizle yarışacaksınız. Daha fazla ben kazanayım, daha fazla yüksek apartmanlar yapayım, daha fazla para pul sahibi olayım diye birbirinizle yarışacaksınız. Ve bunun sonucunda birbirinizle kavga edecek, birbirinizle dövüşecek, birbirinizle savaşacaksınız. Sizden önceki toplumlar gibi dünya sevgisi sizi helak edecektir. Dünya yüzünden helak olacaksınız. Kendinizi perişan edeceksiniz. Bugün bütün bilim adamları, bütün sosyologlar, psikologlar, din adamları, filozoflar neyse şöyle konuşmalarına yakından baktığımız zaman görüyoruz ki bütün kavgaların, bütün savaşların, bütün insan öldürmelerinin, bugün Orta Doğu'da yaşanan acıların temelinde 3-5 kuruşluk bir dünya menfaatinin başka ne var ki? Değil mi? Uluslararası düzeyde zaten bu böyle. Kişisel anlamda toplumda da öyle hocam. Yani gidelim mesela bir mahkeme arşivine gidelim. Mesela davalıyla davacıların bir dosyası incelense belki %99'u hep maddi şeyler yüzünde. İşte köyde sudur, arazidir, diğer yerlerde hep yani tamamen maddiyat, tamamen şahsi çıkarlar. Yoksa... İslam tarihinde İrfan Bey, Kur'an-ı Kerim'de de çok çarpıcı iki örnek vardır. Ben bunu zaman zaman vaazlarımdan anlatıyorum.
doğrusu çok fazla anlaşıldığından emin değilim. Yani biraz hem zaman kısıtlığından dolayı hem de biraz konuyu detaylı bir şekilde anlatma imkanı olmayınca. Ama şunu söyleyeyim. Birisi Uhud Savaşı'ndaki yenilginin arka planındaki dünya meyli, diğeri Bedir Savaşı'ndaki esirlerle ilgili Hazreti Peygamber'in ve sahabe-i kiramın aldığı uyarıdır. Evet. İkisi de hem Uhud'da hem Bedir'de İrfan Bey, ikisinin de Allah-u Teala Kur'an'da açık açık siz diyor dünya meylettiniz diyor. Hatta o şeyle ilgili Bedir Savaşı'ndaki ayet-i kerime konuyla ilgili turiduna arada dünya vallahu yuridu lekumul ahiret diyor. Siz dünya genişliğinizi, dünya rahatlığınızı istediniz. Bunu düşünerek Mekkeli esirlerden fidye aldınız. Ve bu fidye alınmasını Allah-u Teala o kadar sert bir şekilde Rabbimiz eleştiriyor ki Peygamberimizin içerisinde olduğu bir durum. Eğer diyor Allah'ın takdirinde size azap etmemesi hükme bağlanmış olmasaydı size büyük bir azap dokunacaktı aldığınız fidyelerden dolayı. Siz hangi gerekçeyle peygamber ve sahabe-i kirama Allah-u Teala siz hangi gerekçeyle daha ayaklarınız yere basmadan, davanız yeryüzünde hakim olmadan, İslam insanları etkileme noktasına gelmeden siz hangi lükse dayanarak, neye dayanarak Mekkeli müşriklerden, Mekkeli esirlerden fidye alıyorsunuz diye çok sert bir şekilde uyarıyor. Hatta bu ayetin tefsiri yapılırken birçok tefsir kaynağında Hazreti Ömer, hani Hazreti Ömer fidyelerle ilgili itirazda bulunmuştu ya, itiraz şerhi koymuştu ya. Evet. Ya Resulullah bunlar içinde benim akrabam da olabilir, şu da olabilir. Fakat bunlar Allah'ın dinine kılıç çektiler, silah çektiler. Öyle fidyeyle falan geçiştiremeyiz diyordu Hazreti Ömer. Tefsirlerin birçoğu orada bir hadis naklediyor. Diyor ki Allah Resulü Allah'ın azabı şu ağaca kadar geldi. Uzağındaki 10 metre uzaktaki ağaca işaret ederek eğer biraz daha bize yaklaşmış olsaydı Ömer hariç hepimiz yanacaktık diyor. Dehşet bir şey bu. Uhud'daki hezimetin o ikinci aşamanın ve Hazreti Hamza'nın, Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in, Hazreti Enes bin Nadır gibi o dev insanların, büyük insanların şehadetine götüren sürecin arka planında Okçular Tepesi'ndeki sahabe-i kiramın Allah Resulü'nün talimatına uymamaları ve ikinci neden, bakın herkes ganimet topluyor, haydi biz de toplayalım demeleri. Yani İrfan Bey şunu söyleyeyim, belki altını çizmemiz gereken önemli bir husus. Bir manevi dava, bir din davası, bir Allah rızası, bir dini bir ne her neyse. Biz birileri anlatıyor ya dava. Neresinde, hangi aşamasında dünyaya bulaşmışsa kaybetmiştir. Bu insanlık tarihinde de öyledir, İslam tarihinde de öyledir, fertlerin hayatında da öyledir. Biz nerede güzel bir hoca efendi düşünün, hizmet eder bir süre sonra o işi maneviyata çıkarır, dünyaya bulaştırmışsa. Bir tarikat, bir cemaat, bir yerdeki bir Müslümanlar grubu, her kim ki Allah için yola çıkmış ve o yolculuğunu devam ettiği sırada dünya malına meyletmişse, o ilahi davayı, o manevi davayı, o kutsal davayı dünyaya bir yerde bulaştırmışsa orada kaybetmiştir. Bizi uyaran dünyevileşmekten kastettiğimiz şey bu. Dünyevileşme, dünya malı, geçici dünya bizi ebedi hayatımızdan alıkoymamalıdır. Ha dersin ki birisi çıkar der, tamam ben ahiretimi de davamı da yürüttüm ama paramı da kazandım. Eyvallah, ama senin o kazandığın para, senin o dava yürütürken elde ettiğin maddi imkanlar, iktidar gücü
seni hiçbir zaman Allah-u Teala'nın, Rabbinin, peygamberinin yolundan zerre kadar uzaklaştırmamalıdır. Ha, şimdi mesele bu. Yani ben bütün gücümle dünyalığı elde ederim, dünya peşinden koşarım ve bununla beraber maneviyatımı da koruyorum diyebilen bir insan çok zor bir işin peşindedir. Yani hem dünyaya malik olayım, hem ahirete malik olayım. Her baba yiğidin işi değil. Yani Allah Resulü onun için niye zengin olmadı, niye olmadı diye düşündüğümüzde, çünkü bu davanın özünün dünyalık maddi bir şeyle olacağını insanlar sanmasın diye, insanların zihni o taraflara gitmesin diye öyle olmuştur. Dolayısıyla dünyevileşme bugünkü bizim gibi bizden daha ileri derecede Allah'ın yolundan giden, bu işi şey yapan insanların belini bükebilecek, onların yoluna bir tuzak olabilecek en tehlikeli tuzaklardan birisidir İrfan Bey. Yani her hepimiz insan için geçerli. Namazını kılabilir, ibadetlerini yapabilir ama asıl maneviyat dünyevi bir menfaat ile karşılaşınca bakalım yani şimdi nerede sergilediği bir duruş, nerede bir dini cemaat, nerede bir hareket, nerede bir tarikat, nerede bir şey varsa şöyle yakından baktığınızda kaybettiğin nokta dünyaya bulaşmasından itibaren kayıplar başlamıştır. Yozlaşma başlamıştır. Onun için özü, temeli Allah korkusu, maneviyat olan bir hareket. Dünya olmasın demek istemiyoruz. Israrla bunu söylüyorum. Mutlaka belli imkanlara sahip olmak gerekiyor. Hatta o dini manevi hizmetleri yürütmek için de belli oranda dünyaya hizmet et, dünya mallarına sahip olmak gerekiyor. Ama dünya malı hiçbir zaman belirleyici bir numaralı değer olmamalıdır. Olursa bize kaybettirir. Uhud'da ikinci aşamada kaybettirdiği gibi, Bedir'de Allah Resulü içinde bulunduğu sahabe-i kiramın uyarıldığı gibi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bir gün gelecek, başınıza düşmanlarınız üşüşecekler, vuracaklar. Sağdan soldan herkes sizi öldürecek, sizi yıpratacak. Sağdan soldan size saldırılar yapılacak deyince sahabe-i kiram, ya Resulallah ne oluyor bize o gün? Çok az mıyız? Sayımız azdır ondan mı diye sorunca hayır diyor Allah Resulü. Tam tersine tarihin en çok olduğu bir dönemi yaşayacaksınız. Fakat düşmanlarınız üzerindeki mehabetiniz, heybetiniz, ağırlığınız, bugünkü ne diyorlar? Özgül ağırlık değil mi? Evet. Özgül ağırlığınızı kaybedeceksiniz. Sizin düşmanlarınız üzerindeki heybetiniz zail olacaktır, yok olacaktır. Peki ya Resulallah neden öyle oluyoruz? Siz selin önünden sürüklenen çöp haline dönüşeceksiniz. Kimse sizi uluslararası arenada hesaba katmayacak. Bir oyuncu olarak artık sizden kimse bahsetmeyecek. Sizin hesabınızı yapmayacaklar diyor. Sıradan insanlar olacaksınız deyince, ya Resulallah neden öyle oluyor ki? Bize ne oluyor ki ya Resulallah? Çünkü siz bir hastalığa kapılacaksınız o gün. O hastalık da ölüm korkusu ve dünya sevgisidir diyor. Vehn hastalığı yakalayacaktır sizi. وَمَلْ وَهْنُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ya Resulallah vehn nedir diye soruyor sahabe. حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَةُ الْمَوْتِ Dünya korkusu, dünya sevgisi ve ölüm hoşnutsuzluğudur. Bizim dünyamıza bir şey olmasın, canımıza bir şey olmasın, ne olursa olsun diyeceksiniz. Bugün belki, bilmiyorum tabii, bu bir yorumdur. Belki dünyada, dünyanın birçok yerlerinde 3-5 avuç, bir avuç 3-5 kişilik Müslümanların böyle başarılar gerçekleştirmenin temelinde de bu manevi şeye sahip olmaları vardır, bilemiyorum. Ama şunu ifade etmek mümkün, ben dahil, siz dahil Müslümanlar bugün kaybetmişlerse buradan kaybetmişlerdir. Asırlardır biz dünyevileşmekten, kibirlenmekten, bencilleşmekten, egoizmden dolayı birbirimizi kaybettik.
İrfan Bey, biz Müslümanlar olarak birbirimizi tükettik. Bu arada birbirimizi son harcadık. 2-3 dakikamız var Sayın Hocam, buyurun. Biz son olarak şunu söylüyorum. Bizim birbirimizi tüketmemizin, birbirimizi harcamamızın, birbirimize sahip çıkmamamızın, dolayısıyla birliğimizi, beraberliğimizi, güzelliğimizi, gücümüzü muhafaza etmemizin temelinde de bu hastalık vardır. Bugün en büyük hastalığımız, en büyük sıkıntımız da budur. Dünyevileşmenin beraberinde getirdiği bir sürü sıkıntı. Hasettir, kindir, nefrettir, vesairedir, vesairedir. Müslümanların bunlardan muhakkak surette hepimizin ne yapıp yapıp kurtulmamız gerekir diye düşünüyorum. Tabii nasıl olacak bu? Allahu alem. Allah razı olsun kıymetli hocam. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Gerçekten dünyevileşme insandaki bütün o maneviyatı, bütün insani duyguları alan aslında büyük bir hastalık. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Amin. Kıymetli seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftümüz Sayın Mecitcan Hocamıza teşekkür ediyorum. Yine haftaya farklı bir konu ve konuklar ile görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.